Benim hikayemden herkese merhabalar. Girişimci kadınlarımızın başarı dolu hayat hikayelerini anlattığımız bu güzel programımızda bugün Seda Pala hanımefendinin yanına geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar Seda Hanım. Merhaba Büşra Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler? Teşekkürler, bizler deyiz. Bizleri iş yerinize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İş yerinizde gerçekten çok şirin ve güzel bir yer. Butik işletiyorsunuz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlarınız olsun inşallah. Allah efendim. İsterseniz programımıza başlamadan önce sizi biraz tanıyalım. Evet, ben Seda Pala, Aksaray doğumluyum. 2 yıldır HSM Butiğin işletmesiyle meşgulüm. Hı hı. 2 çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Burada çok güzel ürünler görüyorum. Evet. Hepsini kendiniz seçip getiriyorsunuz, evet, değil mi? Butik tarzı çalışıyorum ben. Daha çok mağaza mantığından çok. 20-35 yaş aralığında spor şık daha çok ürünler mevcut butikte. Yani başarılı devam eden bir iş. Yani çok fazla tecrübem olmadan girdim bu evet, işe. Ben ama güzel sonuçlar soracağım. Alıyorum. Evet. İnşallah hep hayırlı bol kazançların olur. Ederim. Hep güzel müşterileriniz olur i̇nşallah, diliyorum efendim. İnşallah. Teşekkür ederim. Bu işe başlamaya nasıl karar verdiniz efendim? Daha önce çalışmıyordum. Ev hanımıydım. Çalışmaya karar verdim. Artık geçimimi kendim sağladığım için çalışmam gerekiyordu. Böyle bu konuyla daha ilgiliydim. Daha öncesinde de kıyafetlerle çok ilgim vardı. O yüzden bu işi yapabilir miyim diye öyle bir atılımım oldu. Güzel de oldu, güzel de devam etti sonrasında. Size kimler destek oldu bu işe girmenizde? Bu işe girmemde babamların, ailemin desteği oldu. Çünkü hemen yan taraf onların iş yeriydi. Burası boşaldığı zaman bana burayı önerdiler. Hani böyle başlayabilirsin. Çok büyük şeyler yapmaya da cesaretim olmadığı için küçükten başlamak istedim burada. Küçük bir işlerim var ama şu an için iyi gidiyor. Malum pandemi sürecindeyiz. Siz de etkilendiniz mi mutlaka, bu süreçte? Mutlaka, evet. Evet. Çok fazla etkilendik. Zaten bir ay dükkanı açamadım ben. Hem çok fazla gelen giden olmuyordu hem de çocukların dışarı çıkma yasağı olduğundan bir ay dükkanımı açamam çok etkiledi beni. Bir kadın olarak sizi tebrik ediyorum. Bir işe kalkışmışsınız ve gerçekten de başarılısınız. Çok güzel ürünler satıyorsunuz. Tebrik ediyorum teşekkür sizi. Başarılarınızın ederim. Her zaman devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben şunu merak ediyorum efendim. Bu işe başladığınız bir kadın olarak elbette zorluk yaşamışsınızdır ama sizi evet. etkileyen bu iş yerinizi açtığınız zaman zorlandığınız şeyler oldu evet, mu? Evet oldu. Çünkü daha öncesinde ev hanımı olduğum için çalışma düzenine hiç alışık değildim. Yani bu düzen hem ev düzeni hem bu düzeni tutturmak çok zor oldu ama daha sonrasında alıştım ve kendi paramı kazanmak, ayaklarım üzerinde durmak özgüvenimi arttırdı dolayısıyla. Ailenize, evinize destek oluyorsunuz. Tabii, kendi ayaklarınızın üzerinde evet. duruyorsunuz. Yani kendi paramı kendim kazanıyorum ve itibar sahibi oluyorsunuz zaten bir işleriniz olduğunda. O yüzden bütün bayanlara tavsiyem kesinlikle kendi ayakları üzerinde durmayı tercih etsinler. Çalışmasalar da kurslar ya da ne bileyim vesaire şeylere katılıp kendi özgüvenlerini yükseltsinler isterim. Bir meslek sahibi olabilirler. Evet, evet. Çünkü evet. sizin demiştiniz bir tecrübeniz yok aslında. Yok asla yoktu. Sadece yani. Sadece bir karar çalışmadım. Verdiniz. Evet, evet. Çalışmadım, çalışmam gerekiyordu. Ne yapmam gerekir diye kendi kendime düşünürken bu işi yapmam gerektiğini düşündüm. İnandım, başardığıma da inanıyorum. Bence de başarmışsınız. Evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Birazdan iş yerinizi gezeceğim. Ürünlerinize beraber evet, bakalım evet. istiyorum. Evet. Şimdi ekranların karşısında bizleri izleyen seyircilerimiz için siz bir girişimci kadınsınız. Siz de olun diyeceğiniz bir şeyler var mı? Onlara bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani insan kendini tanır. Hangi yönde başarılı olacağını bilir. İlk önce buna karar verip o yolda yürümelerini tavsiye ederim. İlk önce inanmaları gerekiyor. İnanmaları daha sonra gerekir. Başarı arkasından gelecektir. İnanmazsan bir işi başaramazsın zaten. O yüzden neyi daha çok yapmak istiyorlarsa, mutlu oluyorlarsa o yönde ilerlemelerini tavsiye ederim. Çok teşekkürler ben efendim. Teşekkür sağ olun. Ederim. Şimdi isterseniz gezelim butiğinizi evet. biraz bana tanıtmanızı evet. istiyorum. Seda
Seda ablacığım iş yerini gezdim. Gerçekten çok küçük ama çok şirin bir yer. Hepsi hoşuma gitti. Işıklar, lambalar hepsi ayrı özenilmiş. Galiba sen düşünmüşsün bütün incelikleri. Onlardan evet. biraz bahseder misin? Burası çok eski köhne bir dükkandı. Emlak bürosuydu ama çok bakımsızdı. Hı hı. Ben burayı kendi tercihlerimle, kendi fikirlerimle güzel bir dekorasyonlu bir iş yeri haline getirdim. Gerçekten evet. çok şık. Müşteriler ki, de çok memnun ayrılıyordur müşterilerde. Evet, çünkü evet. insanın gözlerini yormayan ışıklar, dekorlar, evet. raflar çok hoş hepsi. Yani bohem tarzı bir dekorasyon yaptım. Hı-hı. İnce ince kendi fikirlerimi de katarak güzel bir şey olduğuna inanıyorum. Tebrik ederim ablacığım. Allah yolunu her zaman açık Amin, eylesin. Teşekkür ederim. Çok Burada çocukların da var. Onları da evet. göstermek istiyorum efendim. Hepsi beraber çalışıyorlar. Anneleriyle evet, beraber yardım ediyorlar. Hasip ve Mert de. Merhabalar Hasip. Nasılsınız? Teşekkürler. Mert'cim sen nasılsın? Annenizle berabersiniz. Küçük elemanlar benim. Küçük elemanlar. Yan tarafta da dedenizin işletmesi var zaten. Hep beraber çalışıyorsunuz. Evet, Allah'ım evet. her zaman hayırlı bol kazançlar versin Amin. Ablacığım. Çok teşekkür ediyorum. Bizi İdilekle. Tekrardan iş yerine kabul ettiğin için ayrıca çok teşekkür ben ediyorum. Ben de size çok teşekkür Rica ederim. Rica ederiz efendim. Sağlık. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de bugün anısına sana küçük bir hediyesi var. Çok Güzel günlerde ediyorum. Kullan Başkanım inşallah. Çok sağ olun. Selamlarını da getirdik sizlere. Sağ olsunlar. Teşekkürler efendim. Değerli izleyicilerimiz benim hikayemin de bu hafta sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.